Ulan oğlum ne biçim insan evladısınız siz ya? Ha? Çıkın üstünü saniye lan. Ne biçim insanlıktan anlıyorsunuz siz? Hangi şekilde anlatmamı istiyorsunuz? Oğlum getir şu yeşil ikmalikçilerini getir buraya. Koyun buraya. Öbür poşetlerde yeşillik poşeti olması lazım sende. Yeşillik poşeti olması lazım sende. Allah'ım olsun sen olsun. Hadi gel 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 gel. Hadi bakayım. Hadi tamam. Hadi ilerle. Yetmez mi artık çektiğiniz? Bak bir saatten beri buradasınız oğlum ya. İlerle bakayım hadi. İlerle şöyle. Yetmez mi? Merhaba arkadaşlar. Ben Torum abi. Torum Mutfakta'nın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Eminönü'ndeyiz. Buralarda bir yerde bir tane meşhur çiğ köfteci Ali Usta varmış. Şimdi gideceğiz. Birazcık çiğ köftesinden alacağız. Bir de Bim'den çiğ köfte alacağım. Karşılaştıracağız. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kısa bir açıklamam var. Bir duygusal müzik alabilir miyim? Tamam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Instagram'da biliyorsunuz ki bütün YouTuberlar, bütün fenomenler böyle kaydırma özelliği var. Herkes böyle yapabiliyor ama ben yapamıyorum. Nedenini merak ediyorsanız 10K altı takipçisi olanlar kaydırma özelliğini yapamıyor. Siz de bana destek olmak istiyorsanız Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Artık Torum da kaydırsın abi. Torumlar olarak siz de kaydırın. Desteklerinizi bekliyorum. Instagram adresim aşağıda. 10K yapalım da artık biz de kaydıralım. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar Ali Usta gözüktü uzaklarda. Gördüğünüz gibi Ali Usta'nın mekanına geldik. Şimdi 10 TL'ye çiğ köfte alacağız 10 TL'ye. Yürü. Oğlum saat 4. Bu sıra nereden baksan 2 saat sürer. 6. Ya. Abi sıraya bakalım. Sıraya bak sıraya. Oğlum yere atmayın şurada oğlum lan. Kafanı kırar sen ha. Ortanın üstmesin nasıl? Taner. 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 Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Because I... Ulan nar ya yeter ya. Ne çiğ köfte merakıymış ya. Ben daha güzel yaparım ya. 1 hour later. Çocuk, sen araya gir. Evet. Çekilebilirsin. 2 hours later. Sarı, sen kafanı kıracağım oğlum. İlerle. Sen de ilerle. Gir şöyle ilerleyin. İlerle. Kafanı kıracağım oğlum sana. Şile acısız. Nara şile acısız. Bak buraya. Nara şile acısız. Bak buraya başkomiserim. Bak buraya takip et bak buraya. Yeter mi? Limon sıkabilir mi başkomiserim? Limon. Koşunu ha. O ne oluyor? Koşunu çık oradan çık oradan. Nara şile acılı. Nara şile bir acılı seninki bak buraya. Takip et beni bak buraya bu senin bir. Al şöyle. Yeter mi bu? Nara kesine bak bak buraya takip et beni. Bak şöyle. Limon atayım mı? Bak buraya. Sen dur dedin mi duracağım. Bak buraya. Elindeki poşeti açabilecek misin? Yardım edeyim mi sana? Al şunu çık oradan. Ali Usta büyük kâr. Gel. Gel bu tarafa. Gel 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 gel. Gel gel kız. Gel buraya. Bir tane ikram edeceğim Ali Usta. Ver. 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 Halının arkasına iyi geçmedi sen. Büyük. Sana poşet. Sana poşet yok. Acı nasıl olacak? Normal olsun. Al şunu at at. Çabuk ol. Bir tane büyük kâr değil mi? Çabuk evet. Al elindeki poşeti. Açtım. Al elindeki poşeti. Açtım açtım. Açtım. Çık buradan. Oğlum çık oradan. Ali. Tadı nasıl? Kusur gibi lan. Valla. Ben bu karşıdan. Terbiş. Arkadaşlar. Ali Usta'dan gördüğünüz gibi çiğ köftemizi aldık. Büyük boy. Şimdi ise bizim mekana gidelim. Adam Çince de biliyor ya. Çince de biliyor. Arigato diyor. Çağrımın içiyor diyor. Şimdi ben bir şey merak ettim. Zaten bunu arkadaşlarıyla falan almak isteyen direkt dürüm alır da. Örneğin adam porsiyon aldı abi. Daha çok geldi gözüne. Şimdi dışarıdalar diyelim. Eldiven de yok.
Vahşetli. Şimdi böyle mi? Yoksa direkt bunu böyle de yapabilirler lan. Böyle bir parça kopartıp köşeden. Menemen gibi böyle. Değil mi? Onu da yapabilirler yani. Güzel olur. Ne güzel olur. Güzel. Abi samimi bir ortam işte. Daha ne olsun? Taner al kanka. Bu seni. Bu senin. Al. Hiç utanma. Limon sıkabilirsin. Ben az alıyorum çünkü çiğ köfteyi o kadar sevmiyorum. Ama yerim. Şimdi benim bir felsefem var abi. Diyeceğim bunu. Şimdi arada bir sürü saçma yorum gelecek. O yüzden felsefemi demiyorum. Şimdi arkadaşlar benim burnumda şey var. Sorun var. Et var yani. But var. O yüzden ağzımdan nefes alabiliyorum. Yemek yediğim zaman da böyle ister istemez ağzıma ara sıra açmak zorunda kalıyorum. O yüzden böyle kapatıyorum ki ya size saygısızlık olmasın. Anladınız mı? Umarım anlamışsınızdır artık. Kötü bir görüntü de olmuyor. Aynen olmasın istiyorum zaten. Ayranı aç oğlum ayranı. Ayranı aç ayranı. Ayran bir min ama. Ama Ali Usta'daki ayran da Ali Usta'nın değil. Ama bak bu bir min. Arkadaşlar yemek yemeyi burada kestim ama. Video başından beri bir arkadaşımızın ismi çıkıp duruyor. Siz de fark etmişsinizdir. Sizin de isminizin çıkması için. Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra yorumunuzun sonuna artı işareti koymayı unutmayın. Bir dahaki videolarda sizin de isminizin çıkma şansı olacaktır. Eyvallah, hadi yemek yemeye devam. Bene dayar, bene dayar. Sesli konuş oğlum ya. Ne bana bağır, duymuyor mudur o? Duymuyor. Duymuyor kanka, sen o... Bana da ya. Tamam, o güzel oldu. Al şimdi, al, sana da yaptım, al. Al. Al, ooo. Sakin. Oh. Çiğ köfte Carlı Usta gibi yaptım ha. Aynısını yaptım. O uğraşmıyor ki o. O kadar uğraşmıyor ki, böyle yapıyor bak. Çiğ köfte Carlı Usta yapıyor. Tamamdır. Çöpe atıyor sonra. Sonra çöpe şak. Şov. Abi ben bu yemek videolarını nedense çok seviyorum ya. Yemek. O nasıl? Biraz şapırdattım ama kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz mı? Biraz fazla şapırdattım sanki ya. Şimdi ben çiğ köfte sevmeyen bir adam olarak Bim'in çiğ köftesi acayip cidden ya, güzel geldi ya. Acayip güzel geldi ya. Bu çiğ köfte için Ali Usta'nın o sırasını beklemem abi. Şimdi milletin neden aldığını anlıyorum. Yani birazcık şov için alıyorlar. Yani eğlence oluyor. Aldın mı gene güzel ama dediğim gibi. Buradaki Bim'in hazır çiğ köftesi bence bundan daha güzel. Bana göre. Bana göre. Size göre yiyenler için söylüyorum. Ali Usta'nın çiğ köftesi daha güzel olabilir. Siz de renginden, maydanozlarından görüyorsunuz abi. Al abi. Al maydanozları. Görüyor musun? Sakin dur. Al. Sakin dur değil oğlum. Basmışlar. Maydanoz mu? Ne bu ya? Maydanoz ya. Ben de sevmiyorum zaten maydanozu. Yemeyenler için kötü bence. Bu. Küçükçekmece Sefaköy'den Eminönü'ne gittim Ali Usta'nın bu çiğ köftesini almak için. Hem dayak yedim. Hem mağdur oldum. Hem de böyle güzel bir tat alamadım. Yani cidden. Şimdi ben arkadaşıma söz vermek istiyorum. Çünkü o çiğ köfteden anlayan bir Diyarbakırlı. Söyledim zaten sana da, bu hiç yorulmamış ya sanki. Yani ya yapılmış da yani vakit yetmemiş sanki çiğ köfteyi yapmak için ya. Bir de maydanoz ben hiç sevmiyorum. O kadar sırayı da beklemem zaten. Bim'in çiğ köftesi daha güzel ya sanki. Bana göre ama yani şimdi kimse şey yapmasın, hani Ali Usta'yı niye kötülüyorsa falan. Kötülemiyorum. Benim hoşuma gitmedi sadece. Bugün biraz Ali Usta'ya doğruları dobraları söyledik. Çünkü içine maydanozu doldurmuş, az yoğrulmuş, o kadar güzel bir tat yok. Hem o sırayı bekleyip, hem azar yiyip, hem limonla abdest alıp, hem nar ekşisinde üstünüzün başınızın nar ekşisi olması cabası. Ve bu tat için beklenmez arkadaşlar. Bana göre beklenmez. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Aşağıdan kırmızı böyle bir dikdörtgen bir şey var. Ona tıklayarak torun olmayı, beğenmeyi, güzel yorum yapmayı, yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.